Vatikan müzelerinin erken dönem Hristiyan sanatına ayrılan galerisindeyiz. Buraya ulaşmak için lahitlerin ve katakomların arasından geçtik. Vardığımız noktada erken Hristiyan sanatının nadir bir örneğine rastladık. Nadir örnek derken ayakta duran figürlerin temsil ettiği heykellerin nadir bir örneği. O döneme kadar heykeller kabartma yani rölyef heykellerdi. Tabi Antik Roma büyük ayakta duran heykelleriyle biliniyordu ama bu heykeller Hristiyanlar için Tanrı ve İmparator imgeleriyle özdeşti. O yüzden bunlar ilk Hristiyanların örnek almak isteyeceği nesneler değildi. Roma İmparatorluğunda imgelere, nesnelere ve resimlere tapınma da vardı. Bu mermer yaklaşık, bu mermer heykel daha doğrusu yaklaşık bir metre boyutunda. Heykel iyi çobanı temsil ediyor. İyi çoban antik Yunan zamanından kalma bir kavram. O dönemde yaratıcıya kurban etmek üzere omzunda koyun ya da keçi taşıyan figürler yaygındı. Bu gelenek antik Roma'da hatta bugün işlediğimiz gibi erken dönem Hristiyanlık'ta da devam etti. Tabi imgeler zaman içinde ilerledikçe taşıdıkları anlamda farklılaştı. Bu heykelin yapıldığı dönemde eski gelenekten imgelerin Hristiyan bağlamına uyarlanması söz konusuydu. Bazı araştırmacılar kadim Hermes figürünün yeni bağlamlarda yeniden kullanılmaya çok uygun bir figür olduğunu belirtiyor. Zaten bakın bu figürün klasik sanata ait pek çok özelliği var. İlk olarak duruşu kontrapost yani sol bacağı dizden kırılmış, tüm ağırlık sağ bacakta, sağ kalça kalkık. Kıyafetin kumaşının detaylıca verilmesi de insana antik Yunan ve Roma heykellerini hatırlatıyor. Erken Hristiyan dönemde sanat deyince aklımıza hemen kötü oranların olduğu, oymaların kötü olduğu heykeller gelir. Bu örnekse bize bunların bilinçli kararlar olduğunu kanıtlar nitelikte. Demek ki sanatçılar figürleri doğal yansıtmak istediklerinde yansıtabiliyorlarmış. Kumaşın döküldüğünü sanki elimizde tutar gibi hissediyoruz. İsa'nın lüle lüle saçları da, koyunun tüyleri de çok iyi işlenmiş. Sanatçı bu kısımda İsa'nın saçlarıyla koyunun tüylerini kavuşturmuş. İkisi arasındaki yakınlık şahane. Bakın, kuzunun karın kısmı İsa'nın boynunun orada hafif dışarı taşmış. Çok şeker. Bu sayede hayvanın kütlesini hissedebiliyoruz. Onu omuzlarında taşıyan çoban ise bu saldırılara açık kuzuyu korumuş oluyor. İsa'nın sırt kısmı tamamen oymalı. Etek kısmında ise sağ kalçanın üzerine örten kumaşın sola doğru kaydığını görüyoruz. Bu figür asimetrik, yalnızca kontrapost duruşta durmakla kalmıyor, aynı zamanda kafası da sola çevrili. İleriye huzurla bakıyor. Bu bakışlardan kır yaşamının kusursuzluğunu hissedebiliyoruz. Müzede turumuza devam ederken pek çok iyi çoban tasviriyle karşılaştık. Geç antik dönem lahitlerinde ve rölyefli yapılarda bu çok yaygın bir motif. Bu motif genelde kırla ilgili. Pastoral çağrışımlar barındırırdı ve rahiplerin üzerinde kullanıldığında ideal ve huzur dolu bir ahireti hatırlatırdı. Bir de bu heykeli tarihi bağlamı içinde düşünmekte yarar var. 4. yüzyılda Roma'da Hristiyanlık yasallaştı. Dolayısıyla inananlar bu heykele bakınca akıllarında şunlar canlanıyordu. İsa onları gözetiyor, onlara çobanlık yapıyordu ve ölüm demek her şeyin bitişi demek değil, bilakis daha iyi bir dünyaya adım atmak demekti. Tabii soldaki heykelde tasvir edilen İsa, sanat tarihinde görmeye alıştığımız İsa portrelerinden çok farklı. Sağdaki gibi imgelerde İsa daha yaşlı, daha bilgedir, sakalları vardır. Erken dönem Hristiyan sanatında biraz bile ileri gitsek, yine İsa'nın çoban olarak gençken tasvir edildiği, koyunların da Hristiyanları temsil ettiği görseller vardır. Nasıl ki çobanlar koyunlarını gözetirse, İsa da bu inanışa göre kendi halkını gözetiyordur ve onları cennete doğru yönlendiriyordur.